Herkese merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün biraz böyle muhabbet edesim geldi. O yüzden kameramı hazırladım, hazırlandım. Ve öğle molamda video çekiyorum. Bu videoda da biraz bugün neden uzun zamandır video çekmediğimi ve bugün neden çekmeye karar verdiğimi anlatacağım. Aslında uzun zamandır video çekmiyorum çünkü yani çok olağanüstü zamanlar yaşandı ve ben o olağanüstü zamanları görmezden gelerek kendi gündemime hapsolup o gündeme dair videolar çekmeyi çok uygun bulmadım. Sonrasında geçen yıl yaşadığım kaybın ardından biraz kendi içime çekildim. Sosyalleşmeyi azalttım. Daha çok evdeyim. Daha çok kendimle meşgulüm. Daha az şey yapıyorum ve daha temel şeyleri yapmaya çalışıyorum. Çünkü gerçek manada zorlanıyorum. Ve bu zorlanmadan da biraz bahsetmek istedim. Burada insanlar videoları izlerken hep insanların gezdiği, yiyip içtiği, alışveriş yaptığı videolar izliyorlar. Ve bu daha fazla özenmeye, daha fazla imrenmeye, hatta kıskanmaya ve hasete yol açıyor. Bununla beraber daha fazla dince yol açıyor. Daha fazla saldırmaya ve nefrete yol açıyor. Ama her zaman böyle değiliz. Hiçbirimiz değiliz. Biz video çekenler de böyle değiliz. Siz izleyenler de böyle değilsiniz. Bu yüzden biraz bundan bahsetmek istedim. Yani zorlandığım zamanlarda neler yapıyorum. Aslında bu kanalı açmamın sebebi de buydu. En başında, ilk videomda, tanıtım videomda da bundan bahsediyorum. Bana iyi gelen şeyleri anlatıyorum burada ve bununla beraber tabii ki bu iyi gelen şeyleri zorlandığım zamanlarda daha çok yapıyorum. Çünkü buna ihtiyaç duyuyorum. Zaten buna ihtiyaç duymadığınız zaman da bunlara başvurma gereği de duymuyorsunuz. Uzun zamandır video çekmiyorum. Çünkü aslında anlatacak bir şeyler de bulamıyorum. Yani daha çok içime kapandığım, içimde kendimle konuştuğum zamanlarda dışa anlatacak çok şey bulamadığımı fark ettim. Neyden bahsettiğimi biraz açmak istiyorum. Ben bu YouTube kanalını açtığımda da, diğer sosyal medya platformlarını kullanırken de paylaştığım şeylerin hep az da olsa bir anlam içermesini istiyorum. Yani okuduğum bir şeyi paylaşmak istiyorum, yazdığım bir şeyi paylaşmak istiyorum. O an beni rahatsız eden ya da beni mutlu eden ya da ilginç bulduğum herhangi bir şeyi paylaşmak istiyorum. Ya da benim diğer YouTuber'lar gibi bir gündemim veya nişim yok. Neden bahsediyorum burada? Makyaja ilgi duymuyorum o kadar. Yani kendim yapacak kadar, kendime kadar ilgi duyuyorum. Kombin videosu paylaşamam. Çünkü bu benim ilgi alanım değil. Ben modayı takip etmiyorum. Kendimce bir giyim tarzım var. Çok mütevazı diyebileceğim bir gardırobum var. Çok fazla alışveriş yapmayı zaten sevmiyorum. Sürekli alışveriş yapmıyorum. Bu yüzden kombin videosu paylaşamam. Sadece olduğum gibi davranıyorum bu konuda da. Onun dışında ne yapıyorum? Kitap okuyorum ve yazıyorum. Ve çoğunlukla evdeyim. Tam zamanlı bir işte çalışıyorum. Tam zamanlı çalıştığım için zaten herhangi bir başka şeye çok fazla ilgi duyup çok fazla meşgul olma imkanım yok. Gönlümün belli saatleri işime ayrılmış durumda. Onun dışındaki saatler ev işleri, yemek yapma, alışveriş yapma gibi şeylerden oluşuyor. Birazdan bu gündemimden, yani günlük rutinimden bahsedeceğim zaten. O yüzden burada paylaştığım şeylerin, anlattığım şeylerin biraz anlam içermesini istiyorum. Bu yüzden de son aylarda çok fazla anlatacak bir şey bulamadım açıkçası. Arada böyle bir iki haftalık Türkiye'ye gitme durumumuz oldu zaten. Orada da çok video çekme havamda değildim. Oğlumu ziyaret ettim. Yaşadığım kayıp bana beni bu aralar biraz zorluyor. Ve bu olay biraz dalga dalga geliyor. Biraz bundan da bahsetmek istiyorum bu yüzden. Yaz dediğimiz şey öyle işte birazcık yaşadım geçti değil. Evet böyle yaz tutmuyorum. Hani günlerce ağlamıyorum ya da sürekli onu düşünmüyorum. Hayatım bundan oluşmuyor ama belli dönemler kendi içime kapanıyorum ve bunun da olması gerektiğini düşünüyorum. Orada duygularıma biraz kulak vermeye çalışıyorum. Bunu yaptığımda da insanlarla herhangi bir şekilde hani videoyu geçtim, sosyalleşerek de bir şeyler paylaşma imkanım, enerjim olmuyor açıkçası. Ama tabii ki bu YouTube kanalı kapanmadığı sürece, yani ben bir gün karar verip ya ben artık YouTube videosu yapmayacağım demediğim sürece bir şekilde video gelecek. Sadece ben ekmeğimi buradan kazanmadığım için, ayrıca sponsorluk almadığım için buraya çok mecbur hissetmiyorum kendimi. Hep videolarımda söylediğim gibi burayı bir hobi olarak görüyorum. Yani canım isterse yapıyorum, canım istemezse yapmıyorum. Neden bunları açıkladım? Son zamanda birkaç soru aldım bununla ilgili. YouTube videosu gelmeyecek mi? Ne zaman yeni video gelecek diye. Onlara da özelden söyledim. Bu ara anlatacak bir şeyler bulamıyorum diye. Sonra düşündüm ve aslında bununla ilgili de bir video çekilebilir diye düşünerek biraz da konuşmaya kendimi hazır hissettiğim için bu videoyu çekmeye karar verdim. Bir yudum çayımı aldım. Çünkü konuşurken biraz zorlanıyorum. Alışık değilim. Yani ne yapıyorum? Sabah 8'de işe başlıyorum. Genellikle biraz molalarımı da uzun tutmaya çalıştığım için, işte
işte arada kitap okuyorum vesaire. 17 gibi en erken bitiriyorum. Arada oğlumu alıyorum. 17'den sonra alışveriş yapacaksam alışveriş yapıyorum, geliyorum, yemek hazırlıyorum. Çünkü Almanya'da, biz Almanya'daki Türklerin çok fazla dışarıdan yeme gibi bir kültürü yok. Yani çok çok istisnai durumlarda dışarıda yemek yiyoruz ya da dışarıdan yemek sipariş ediyoruz. Genelde ben bunu yapmayı sevmiyorum. Çünkü katkılı yiyecekler bana dokunuyor. Katkılı yiyecekler yemeyi sevmiyorum. Nasıl hazırlandığını görmediğim şeyleri yemeyi çok fazla sevmiyorum. Bu yüzden saat 17'den 8'e kadar, akşam 9'a kadar benim yemek hazırlama, alışveriş yapma, yemek hazırlama ve yiyip sofrayı kaldırma, mutfağı toparlama derken saat 8-9'u buluyor. Böyle olunca da zaten işte hani görüldüğü üzere saat 7, sabah 7, akşam 9 arası böyle bir bloke olmuş oluyor. 9'da oğlumun uyku saati oluyor. Ondan sonra da bu ara özellikle çok böyle erken uyumaya odaklandım. Çünkü ruh sağlığının belli oranda, büyük ölçüde uyumayla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve ben çok stresli, çok tahammülsüz, çok sinirli olduğum zamanlar genelde uykusuz olduğum zamanlar olduğunu fark ettim. Muhtemelen bu herkes için böyledir ama burada psikolojik çıkarımlar yapmayacağım. Kendi adıma konuşuyorum tamamen. O yüzden uyku düzenime ağırlık vermeye karar verdim. Ve bu bana bunun çok iyi geldiğini fark ettim. Genelde akşam, yani gece 11 gibi, en geç 12 gibi uyumaya gayret ediyorum. Çünkü benim 3-4 senelik bir uykusuz dönemim oldu. Gece en fazla 2-3 saatlik bloklarla uyuyabiliyor ve tekrar uyanmak durumunda kalıyordum. Bu yüzden de saat gece 2-3'ten önce uyumuyordum, uykuya geçmiyordum. O dönem bunun beni çok yıprattığını, çok hızlı yaşlandırdığını ve çok zorladığını, yani ruhsal olarak çok zorladığını fark ettim. Ve bu ara biraz buna odaklandım. İyi de geldiğini fark ettim. Böyle devam etmeye çalışıyorum. Saat 9'dan sonra da zaten çok fazla vakit kalmadığı için ufak tefek işlerimi halledip, gün içinde yapamayacağım işlerimi halledip, işte temizliktir, başka bir şeydir. Sonrasında böyle yavaş yavaş yatmaya hazırlanıyorum. Dolayısıyla başka herhangi bir şeye henüz böyle enerjim yok gibi hissediyordum son zamanda. Bu biraz gelir gibi oldu. Bilmiyorum bundan sonra böyle hani bu videoların arkası gelir mi ya da nasıl devam eder hiç bilmiyorum. Ama yapmayı istiyorum. Yani YouTube videosu çekmeyi çok seviyorum. Ama burada paylaşmak konusunda beni zorlayan birkaç faktör var. Bunlardan da bahsedeceğim. Bu benim zorlandığım bu süreci biraz daha yumuşak geçişle geçirmeye, atlatmaya çalışmam yanında beni YouTube videosu çekerken zorlayan neler var? Bundan bahsedeceğim özetle. Birincisi, olmak isteyip kendim dışındaki birçok sebepten dolayı herhangi biri olmamam. Bu ne demek? İşte eşimi zor durumda bırakmak istemiyorum. İkincisi, onun da benim de bazı mahremiyet sınırlarımız var. İşte evimizden çok paylaşım yapmak istemiyoruz. Çok fazla mesela geziyorsak eğer herkesin o gezimizi bilmesini istemiyoruz. Yani YouTube videosu yapmanın da böyle bir handikapı var. Genelde insanlar burayı tam olarak bunları göstermek için kullanıyor. Ama ben tam olarak bunları göstermemeye çalışıyorum. Ciddi anlamda paylaşabileceğiniz şey ölçüsü kısıtlanıyor. Ve bundan mutsuz değilim. Yani benim anlatabilecek başka bir sürü şeyim var ama neden anlatamıyorum'a da geleceğim birazdan. Ya da anlatıyorum ama neden istediğim gibi ulaşmıyor karşı tarafa, dinleyiciye. Öğrendiğim ilginç şeyleri paylaşıyorum. Örneğin psikoloji alanında bana iyi gelen. Hep bunun üzerine duruyorum. En baştan beri bana faydasının olduğunu düşündüğüm şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Bana iyi geldiğini düşündüğüm şeyleri ya da iyi gelmediğini düşündüğüm şeyleri paylaşıyorum. Deniyor ki sen psikolog değilsin, kendini psikolog sanan biri gibi davranıyorsun. Değilim. Evet, ama bazı şeylerin sadece uzmanlık gerektirmediğini ve hayat tecrübesi denen bir şey olduğunu düşünüyorum. Hayat tecrübesinden yola çıkarak bunları paylaşıyorum. Elbette bunu uzmandan dinlemek istiyorsanız bunun içinde milyon tane hesap var. Yani eğer uzmandan dinlemek istiyorsanız o yola başvurabilirsiniz. Ben kesinlikle uzman değilim. Sağlıkla ilgili kendime iyi gelen, az önce uykudan bahsettim. Bazen böyle beslenmeyle ilgili konuşuyorum. İşte vitaminlerden bahsediyorum falan. Sen sağlıkçı mısın, doktor musun? Evet, değilim. Ama sadece insanların eğer böyle bir sıkıntısı varsa, ne bileyim işte halsizliktir, enerjisizliktir, bunalma durumları olur, işte
ne bileyim başka şeyler olur. Bu durumu yaşayan insanlar hani belki sizin de böyle bir durumunuz vardır. Bunu araştırabilirsiniz. Uzmanına başvurarak bunun çözümünü arayabilirsiniz demek için bunu anlatıyorum. Çünkü şunu iyi bilmek gerekiyor. Ben YouTube videosu çekerken de bunu hep göz önünde bulunduruyorum. Benim anlattığım şeyler aklına gelmeyen birçok insan olabilir. Dolayısıyla buradan bir fikir oluşur ve oradan başka bir şeye yol açar ve onun hayatındaki bir soruna bir çözüm olur. Sizin dinlediğiniz gibi olmayabilir. Yani herkes sizin gibi dinlemiyordur. Sizin tecrübenizle, sizin bilginizle dinlemiyordur. Siz, benim anlattığım şeyler size çok önemsiz gelebilir. Sizin zaten bildiğiniz şeyler olabilir. Bu mümkün. Yani ben burada hiç yeni bir şey anlatmıyorum zaten. Ama bunu bilmeyen, hiç aklına gelmemiş, henüz bu konuda hiçbir şekilde bilinci oluşmamış insanlar olabilir. Her anlatılanın bir alıcısı mutlaka olabilir diye düşünüyorum. Bununla beraber çocuk eğitimi ve çocuk gelişimiyle ilgili bir şeylerden bahsediyorum işte podcast'te veya burada. Sen çocuk gelişimci misin? Bunu çocuk gelişimcilere bırak. Oluyor. Eyvallah. Değilim. Yine o da değilim yani. Ama sonuçta benim bir çocuğum var ve dolayısıyla bir annelik tecrübem var 6 yıllık bile olsa. Burada da dikkatimi çeken, önemli bulduğum, ilginç bulduğum şeyleri paylaşabilirim diye düşünüyorum. Aynı şekilde yabancı dil öğrenirken faydalandığım, esinlendiğim şeylerden veya kolaylaştırdığını düşündüğüm şeylerden bahsettiğim bir videom olmuştu. Siz dil bilimci misiniz diye bir yorum gelmişti. Eyvallah değilim ama sonuçta 2-3 dilde olsa biliyorum ve bunları öğrenirken ya da kullanırken nelerden istifade ediyorumu anlatmanın ne zararı var? Eğer çok fazla o alana giriyor ve o alanın uzmanı gibi davranmıyorsam. Çünkü ben burada bir alanı yabancı dil konusunda uzmanlık belirlemiş ve sadece bu konudan bahseden bir insan değilim. Her videoda başka bir konudan bahsetmeye gayret ediyorum. Sonuç olarak belli bir kitleye yaranmak çok zor. Yani onları memnun etmek çok zor. Bunun farkındayım. Onlara yaranmaya da çalışmıyorum. Burada gerçekten bu videolardan istifade edebilecek insanlara hitap ediyorum ben eğer edebiliyorsam. Umarım edebiliyorumdur. Peki burada ne anlatayım? Eğer bunların hiçbirini anlatmayacaksam, bunlar ve bunlar gibi benim faydalandığım şeyleri anlatmayacaksam ne anlatayım? Veri analizimi anlatayım, yaptığım işimi anlatayım, medya analizimi anlatayım, neyden ne çıkarımlar yaptığımı, o raporları nasıl hazırladığımı anlatayım. Çok saçma olur. Sonra bir de şey var biliyorsunuz. Ha, Almanya'da yaşıyorsun, senin tuzun kuru tabii. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Herkesin kendince bir gündemi var. Bizim ülkemizin gündemi çok yoğun ve hiç bitmiyor. Hiçbir şekilde bitmiyor. Olağanüstü durumlardan bahsetmiyorum. Belli zamanlar olur, gelir ve geçer. Önemli olan bu siyasi bir kanal değil ve ben burada siyasi yorumlar yapmak zorunda değilim. Yaptığım zaman da bu beni ilgilendirir. Dinlemek istemeyen için yapacağım hiçbir şey yok yani. Dinlemek istemeyebilirsiniz. Dinlemek istemeyenler olabilir. Ve şunu gerçekten bu yani bir videoda bunu söylemek istiyordum. O da bu video sanırım. Ben Almanya'da doğup büyüdüm. Eşim de hakeza öyle. Benim babam işçi olarak geldi Almanya'ya. Annem burada doğup büyüdü. Ve ben zaten hep bu şartlarda yaşadım. Ne? Türkiye'de yaşadığım dönemden önceki hayatımın ilk 20 yılında. Ne sonraki Ankara'da geçen 10 yılında ne de şu an hayat standartında olağanüstü hiçbir değişim olmadı. Ben hep aynı yaşadım. Hep aynı skalada alışveriş yaptım. Hep aynı şeyleri aşağı yukarı yiyip içtim. Hep aynı benzer şeylere sahip oldum. Dolayısıyla bu konudaki eleştirileri, nefreti hiçbir şekilde anlamıyorum ve anlam veremiyorum. Yani tanımadığınız insanlara bu kadar saldırmayın. Çünkü hiç de söylediğiniz ve zannettiğiniz gibi olmayabilirler. Gerçekten değil yani. Zaten genel anlamda bu yurt dışından gelen, Almanya'dan gelen Türklere karşı oluşan nefret çok rahatsızlık verici. Eğer ben böyle bir insan olmasaydım, yani bu konuda böyle işte hayat tarzı ve genel anlamda prensiplerim olmasaydı, bu kanalda size ev turu yapabilirdim. Bu kanalda size alışveriş paketleri açarak kargo açılım videoları yapabilirdim. Ya da tatillerimden, nereleri gezdiğimden, nerelerden alışveriş yaptığımdan bahsediyor olabilirdim. Yapmıyorum çünkü bu benim düşünce tarzıma çok uygun bir şey değil. Ben 20 yıl önce de okuyordum, kitap okuyordum ve defter tutuyordum, yazıyordum, çiziyordum, çok seviyordum her zaman. Bugün de benzer şeyleri yapıyorum. Yani hemen hemen aynı şeylerle çok fazla meşgul oluyorum ana meşguliyetlerim dışında. O yüzden burada bunlardan bahsediyorum. Yani okuduklarımdan bahsediyorum, yazdıklarımdan, düşüncelerimden bahsediyorum ve bunu yapmaya da devam edeceğim. Şimdi bu biraz böyle şey bir video oldu. Kendime açıklama videosu gibi oldu. Çünkü biraz bunun zamanının geldiğini düşündüm bu kadar videodan sonra. Ve neden video çekmiyorum? Maalesef biz iyi yorumları
kendimize saklıyoruz ama kötü yorumlar, nefret saçan yorumlar buralarda kol geziyor. Biraz daha insanlara da iyi yorum yapmaya teşvik etmek istiyorum. Yani beğendiğiniz bir şey varsa bunu ifade edin. Beğenmediğinizi de ifade edebilirsiniz eleştiri anlamında. Yani hani sen işte videonda bundan bahsetmişsin ama ben aslında öyle düşünmüyorum. Bu konu biraz da böyle tabii ki denebilir. Buna asla itirazım yok. Hatta iyi de oluyor benim için, fikir oluyor. Aa evet, bir sonraki videomda buna dikkat ederim şeklinde. Ama sadece nefret içeren, sadece beni tanımadan, ya şu videolarımı bile izlese insanlar az çok fikir sahibi olur diye düşünüyorum ama asla olmuyor. Ve hiç böyle ipe sapa gelmez şeylerden bahsediyorlar, onlarla itham ediyorlar sizi. Olabilir. Bu internete de bir gerçek değil, bunu da kabul ediyorum. Sadece beni dinlemek ve anlamak isteyenlere buradaki söylediklerim. Annem şimdi bu videoyu yaptığımı görse, ama sen onları mı umursuyorsun, sen yap videonu geç der muhtemelen. İzleyince öyle diyecek eminim. Ama yine de böyle işte hani neden video gelmiyor bir açıklama yapmak istedim. Biraz böyle işte birkaç sebebi var ve dediğim gibi duygusal olarak zorlandığım bir zaman dilimi, eminim birçok insanda böyle. Biraz da böyle dünyanın bir tarafında hani ülkemizde bu kadar olağanüstü bir olay olduktan sonra, aylar geçmiş olsa bile üstünden, milyonlarca insan etkilenmiş, onlarca şehir etkilenmiş. Burada YouTube videosunda bir şeylerden bahsetmek, bir şeyler anlatmak, böyle laf salatası yapmak gibi geldi her şey. O yüzden anlatacak bir şeylerim yokmuş gibi hissettim uzunca bir süre. Ve bu gerçekten aylarımı aldı. Hala bile bunları anlatırken biraz onları düşünüyorum. Hani acaba şey düşünüyorlar mıdır ki, mutlaka bilmiyorum. Tam tersini diyen de var. Sizin videolarınız bize iyi geliyor. Farklı bir şeyler izlemiş ve bunlarla meşgul olmuş oluyoruz. Ya da farklı bir şeyler görmüş oluyoruz. Gündemimiz değişiyor. Bunu da anlıyorum. Ama dediğim gibi bunları anlatmak da kolay değil. Kendi kişisel hayatımda yaşadığım şeyin üstesinden gelmek de kolay değil. Anlatacak bir şeyler bulmak da. Yani dışarı çıksanız, her gün gezseniz, farklı farklı yerler görseniz, gördüğünüzde, bunları yaptığınızda gözlemlerinizle bir şeyler anlatma isteği doğuyor zaten. Ama sürekli evde olduğunuzda, sadece okumaya odaklandığınızda biraz böyle artık kendi içinizde muhabbet etmeye başlıyorsunuz. Biraz bu videoda bunlardan bahsetmek istedim. Zannettiğimden ve beklediğimden çok uzun bir video oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama biraz daha birbirimize nazik davrandığımız, biraz daha az konuşup çok dinlemeye ve anlamaya çalıştığımız, biraz daha az saldırdığımız birbirimize bir gelecek olsun istiyorum hepimiz için. Çünkü nefret de çok olduğunda yayılan ve bulaşan bir şey. İyi şeyler de çoğaltıldığında bulaşan ve yayılan bir şey. Ben ikincisinin daha fazla yayılmasını ve çoğalmasını isterim her şeye rağmen. Zor zamanlar her zaman olur. Hem kişisel hayatımızda, hem yaşadığımız ülkede, hem yaşadığımız dünyada hiçbir şey kolay değil. Hep sanki daha zor bir döneme giriyormuşuz. Daha her anlamda zorlanacağımız bir sürece giriyormuşuz ve bu asla bitmeyecekmiş gibi geliyor. Ama ben düşünüyorum, korona gibi bir süreci geçirdik ve o da bitti. Evlerimizde hapsolmuştuk. O da bitti. Evimizden çıkabilir ve daha özgür olabilir hale geldik. Eski hayatımıza geri döndük ve çok büyük bir şükür sebebi bu. Ama biz çok çabuk her şeyi unutuyoruz ve bunları gözden kaçırıyormuşuz gibi geliyor. Bu şikayet kültüründen biraz daha kurtulup, biraz daha birbirimize karşı o nezaketi koruyabildiğimiz bir ortam oluşturmak hepimizin elinde. Biz kendi kişisel hayatımızda yaparsak, bu kendi kişisel çevremizde o daire daire yayılacaktır diye düşünüyorum. Böyle bir hasbihal oldu bu videoda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.